Merhaba arkadaşlar, yavaş yavaş hızlandırılmış konteynerler ve Docker kursu playlistimizin sonuna geliyoruz. Sizler için son birkaç videolar çekmek istedim. Bugünkü videoda Busybox'tan bahsedeceğiz ve küçük boyutlu konteyner imajları nasıl üretiliyor ona bakacağız. Öncelikle bugün odaklanmak istediğim iki tane konteyner imajı olacak. Önce bunları indirelim. Bunlardan biri Alpine imajı. Daha önceki videolarımızda da kullanmıştık hatırlarsanız. Bir diğeri de Busybox adlı imaj olacak. Ve bu ikisine de yakından bakacağız bu bölümde. Bu iki imajı indirdim. Boyutlarına bakıyorum. Sağ tarafta görebileceğiniz gibi. Busybox imajı 1.2 MB ve Alpine imajı 5.61 MB. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Bir tane Busybox imajı çalıştıralım. İmajları nasıl çalışıyoruz hatırlayın. Şimdi bir konteynerin içindeyim ben değil mi? Şu an bir Busybox konteynerim var. Mesela hatta Uname yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi Linux üzerinde çalışan bir container'ım var benim. Burada şunu merak edebilirsiniz. Yani bu 1 megabaytlık imajın içinde ne var? Mesela date komutu var mı? Var. ls var mı? Var. Mesela atıyorum Mkdir yapabiliyor muyum? Onu da yapabiliyorum. Ee, yani bunu ne var ne yok bunu bakmak için mesela şu bin klasörüne bir bakmamız gerekiyor. Şimdi bin klasöründe görebileceğiniz gibi hatta sayalım kaç tane şey var diye. 399 tane executable var burada. Nasıl oluyor da 399 tane executable 1 megabaytlık bir konteynerın içine sığıyor? Yani burada bakar, bakacak olursanız mesela netcat var, nc yazıyor burada, netstat komutu var. Ondan sonra bzip komutu var, tar komutu var, pwd var yani current directory yazan komut var işte date komutundan bahsettik. E, taşıma komut var, grep var. Ya nasıl oluyor da grep vesaire bu kadar çok komut 1 megabaytlık konteynerin içine sığabiliyor? Şimdi e, sizi kendi bilgisayarımda Mac'e götüreceğim ve Mac'te beraber dilerseniz siz de bakalım. Bu, aslında bu e, binary'ler benim bilgisayarımda ne kadar yer kaplıyor değil mi? Şimdi e, ben bilgisayarıma bu binary'lerin Mac değil GNU versiyonlarını kurdum. O yüzden şöyle bir komut çalıştıracağım. Diyeceğim ki stat Readlink-f diyeceğim ve mesela diyeceğim ki tar komutunun boyutuna kadar bakalım diyeceğim. Şimdi bakıyorum gördüğünüz gibi tar komutu 455 kilobyte. Yani az önce gördüğümüz imajın yarısı kadar zaten tar komutu tutuyor. Değil mi? Mesela date komutuna bakalım. Yine görebileceğiniz gibi date komutu mesela 98 kilobayt e, kadar bir yer tutuyor. Shout 256 sam komutuna bakalım. Mesela o da 71 kilobayt tutuyor. Yani bu container imajın içinde gördüğüm şeyler benim. Yani bu kadar çok komut var burada. Mesela grep'e bakalım. Gnu grep. Bakın 200 kilobayt sadece grep tutuyor. Yani nasıl oluyor da 400 tane executable buraya sığabiliyor. Şimdi arkadaşlar bunun arkasındaki sır aslında busybox dediğimiz şeyin Linux için geliştirilmiş bir İsviçre çakısı olması. Şimdi sizle bunu inceleyelim. Şimdi bu ben bin klasörüne giriyorum. Şimdi az önce ben bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 300 küsür executable gelmişti karşımıza. Burada dikkatli olursanız fark edeceksiniz ki bu executable'ların hepsi aslında aynı boyutta. Yani 1.1 boyutunda ve hepsinin değiştirme tarihi aynı dikkat edebileceğiniz gibi. Şimdi bu nasıl çalışıyor diye soracak olursanız bunlar aslında arkadaşlar hepsi aynı binary. Sadece farklı isimlerde çalıştırılıyorlar. Burada sembolik linke benzer bir şey var aslında. Mesela ben burada atıyorum ping dosyasına baktığımda veya işte atıyorum burada ls dosyasına baktığımda şu inode kısmında görebileceğiniz gibi bunlar aslında aynı dosyalar yani burada siz Çalıştırdığınız şey aslında tek bir binary. İşte biz bu çalıştırdığımız binary'e busybox diyoruz arkadaşlar. Yani ben burada oturup bin busybox yazarsam zaten. Bana BusyBox'ın nasıl çalıştığı anlatılacak. Şimdi BusyBox burada da yazdığı gibi bir multi-call binary. Yani aslında çalıştırıldığı isme göre şekil alıyor bu binary. Mesela burada diyor ki BusyBox olarak şu aşağıdaki komutları ben biliyorum ve bunları çalıştırabilirim diyor. Yani ben buraya aslında grep yazdığımda o çalışan grep aslında BusyBox'ın grep. Yani bakın grep help yazarsam göreceksiniz ki bu grep aslında BusyBox'dan geliyor. Ve dahası Şöyle bir fark göreceksiniz. Mesela buradaki grep komutu gerçek GNU grep'in içindeki bütün fonksiyonları implement etmiyor. Mesela date komutuna da bakacak olursanız buradaki date komutu 3 aşağı 5 yukarı Linux'taki o GNU date komutu ile aynıdır, fakat derin noktalarına geldiğinizde farklar görmeye başlıyorsunuz. Yani detaylı özelliklerini kullanmaya başladığınızda asıl farkları gözlemlemeye başlıyorsunuz. Mesela burada e, vi bile var, yani vim dediğimiz editörün benzeri var veya wget var burada veya watch komutu var. Yani bunlar bildiğiniz komutlar, fakat bunları çalıştırdığınızda biraz farklı çalıştığını göreceksiniz orijinallerinden. Bunun nedeni de işte bu 1 megabyte'lık binary'nin içinde arkadaşlar. Bu bütün 400 tane program vardı ya burada hatırlayın. Bu 400 küsur programın tamamını 1 megabaytlık bir binary içinde implant etmiş durumdalar. Yani ben BusyBox'ın üzerine bir container'a kendi uygulamamı eklediğimde bu 1 megabaytlık eklenti sayesinde container'ımın yanında container'ımı debug etmek için belli araçları da mesela date komutunu işte wget komutunu yanımda getirebiliyorum. Şimdi dilerseniz alpine imajına bakalım orada ne oluyor ne bitiyor bunun içinde tekrar Alpine imajını çalıştırıyorum. Hatırlarsanız alpine imajı 6 megabyte kadardı. Şimdi bu alpine imajına baktığımızda arkadaşlar birkaç tane bin klasörü görüyoruz. Öncelikle biri şuradaki normal slash bin. Biri de slash sbin. Bir de yanılmıyorsam user local bin diye bir direktör olacak bunun içinde. Şimdi mesela bu şeye bakalım. Slash bin klasörüne bakalım. Bakın burada slash bin klasörüne baktığımda yine aynı şeyleri görüyorum. Birçok binary var. Ama bakın burada açık şekilde yazıyor. Buradaki binary'lerin çoğu. Aslında busybox'a sembolik link arkadaşlar. Yani siz date komutunu, copy komutunu çalıştırdığınızda veya disk free komutunu çalıştırdığınızda aslında o busybox çalışıyor alt tarafta. Yine o 1 megabaytlık binary çalışıyor ve o binary ile birçok şey yapabiliyorlar. Şimdi dilerseniz sizle bu espin klasörüne bakalım. O espin klasöründe de görebileceğiniz gibi birçok binary var ve bu binary'lerin çoğu yine aynı şekilde busybox'a linklenmiş durumda. Peki hangileri linklenmemiş diye bakacak olursak şöyle e, basit bir arama yapıp link olanları kaldırabiliriz. Şöyle grep v yazarak. Burada da görebileceğiniz gibi sadece aslında 3 tane binary var. Bu binary'lerden en önemlisi de apk adlı bir package manager. Yani ben mesela apk ad no cache curl dersem buraya istediğim ekstradan binary'ler kurabiliyorum. Tabi ben bu curl'ü koyunca artık buraya. Mesela which curl diyelim buraya. User bin curl dedi. Bakın bu userbin'e ben bakacak olursam göreceksiniz ki userbin'in altındaki birçok binary yine baksa linklenmiş durumda ama yukarı kaydıracak olursam curl linklenmemiş durumda. Yani ben gerçek curl'ü hala indirebiliyorum burada. Alpine'ın in da böyle bir artısı var. Yani özetle arkadaşlar bu busybox dediğimiz binary küçük container imajları build edip yanına da Linux tool'ları mesela copy, date vesaire wget gibi komutları eklemek istediğimizde bu opsiyonu sunan küçük bir işte çakısı gibi bir binary aslında. Bizi baksın nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız kendi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda fark edeceksiniz ki birçok aslında Raspberry Pi gibi embedded Linux sisteminde de. Bizibox binary'leri ile karşılaşmak mümkün. Yani alpaineemuci falan kullanıyorken mesela çalıştırdığınız bir komut saçma bir output veriyorsa, bu flag desteklenmiyor diyorsa işte bilin ki onun arkasında yarım yamalak implement edilmiş bir Bizibox binary'si çalışıyor. Şimdi Bizibox bir yandan güzel, tabii ki bir burada yazdığı gibi birçok komutu implement ediyor ama bir yandan da ne yazık ki gerçek binary'nin o GNU binary'sinin kendisi olmadığı için uyumluluk yani comparability sorunları yaratabiliyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.